Merhaba, bir soru cevap videosunu daha çekmeye çalışacağım. Çok arka arkaya geldi. Zeka ile ilgili çok soru geliyor. Ben de bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım. Bir arkadaşımızın mailini seçtim. Başka mailler de var. Onlara da cevap mahiyetinde bu videoyu çekiyoruz. Hocam merhaba demişler. Merhaba. Yapay zeka ve doğal dil işleme konularında kendimi geliştirmek istiyorum. Türkiye'de bu sektör ne durumdadır? Önce bunu cevaplayalım. Şimdi yapay zeka veya doğal dil işleme çalışmaları Türkiye'de daha fazla akademik çalışmalara veya araştırma geliştirme projelerine giriyor. Ve zaten dünyada da böyle. Dünyada da baktığımızda yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı projeler, mesela diyelim ki Apple geliştiriyor. Nerede geliştiriyor? Siri diye bir uygulaması var biliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz. Google'ın galiba Google Talk diye bir uygulaması var. Konuşabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapmak istediğinizde bir kere geliştirilen bir proje. Çok fazla böyle yazılım dünyasına girmiş şeyler değil. Genelde yazılım dünyasında bunların kullanıldığı alanlarda işte bir tane Siri var. Bunun API'ını, API'sini alıp kullanıyoruz. Ve oradan gelen bilgileri kullanalım şeklinde. Biz kendimiz bir Siri daha geliştirelim diyen kimse çok kolay kolay çıkmıyor. Çoğu kişi yapılmış bu uygulamanın üzerinden uygulama geliştiriyor. Dolayısıyla bu tip projeler birazcık, yani mesela 100 tane yazılım projesi geliştiriliyorsa belki 100 taneden bir tanesi böyle projelerdir. Böyle araştırma geliştirme projeleridir. O araştırma geliştirme projelerinin de 100 tane proje ise bir tanesi belki yapay zeka, işte doğal dil işleme gerektiren projelerdir. Dolayısıyla dünyada durum böyleyken Türkiye'de de tabii durum çok da farklı değil. Belki biraz daha az olabilir geliştirilen proje oranları. Dolayısıyla sektör olarak baktığımızda böyle yapay zeka gerektiren, bilgisayar bilimleri gerektiren, yeni buluşlar yapmanızı gerektiren işler çok fazla çıkmıyor. Genelde bulunmuş, yapılmış şeyler üzerinden işler ilerliyor. İşte mesela ay sonunda şu raporu da alalım, hadi yazılım ekibine söyleyelim, bu raporu da alan bir tane program yazsınlar. Yapacakları şey aslında veri tabanından sorgu çekip onu işte ekranda gösteren bir tane kod yazmak. Yani anlatabiliyor muyum? Çok fazla böyle zeka gerektiren, deha gerektiren, böyle beyinleri parlatan işler çok fazla çıkmıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki durum bu. Türkiye'deki araştırma geliştirme projeleri ne kadar oran kaplıyorsa onun içinde de işte belli bir oranı vardır bunların ama çok fazla değildir. Türkiye'de evet, kendi başımıza neler yapabiliriz? İlla bir iş bulayım diye yapmak istemiyorum. Sevdiğimden hobi olarak uğraşmak da bana yeter. Kendi başınıza bayağı bir iş yapabilirsiniz. Zaten bununla ilgili örnek uygulamalar da var. Hatta bunların yazıldığı şeyler var, diller var. Mesela bir konuşma robotu yapabilirsiniz. Bununla ilgili de hazır ortamlar var. Onları kullanabilirsiniz. Peki her dilde yapay zeka yazılabilir mi? Evet, yazılabilir. Mesela ama en çok kullanılanlarını söyleyeyim. Şimdi yapay zekacılar benim bu işlere ilk başladığım zamanında en fazla kullanılanı Lisp ve Prolog'tu. İkiye ayrılıyordu. Hatta böyle Amerika ve Avrupa kıtası olarak kullandığı dilden nereden olduğunu falan tahmin edebiliyordunuz. En fazla kullanılan diller bunlardı. Tabii günümüzde çok fazla dil çıktı. Bunların özelliği tabii Lisp'in de Prolog'da functional programming language olmaları, recursive yapıya sahip olmaları, isterseniz iteratif de yazabiliyorsunuz ama doğası itibariyle recursive olmaları ve başka avantajları ve dezavantajları var. En fazla bu diller kullanılıyor. Ama günümüzde benim gördüğüm kadarıyla şu anda uygulamalarla daha kolay entegre olabildiği için Java'da çok fazla geliştirilen var. Böyle büyük kütüphanelere bakıyorsunuz, mesela Java'da geliştirilmiş. Python'da çok geliştirilen var. Ve buna benzer başka ufak tefek dillerde de çok görebilirsiniz. Çok fazla yeni dil çıktı ve bazı konularda gerçekten ya bu dilde yapmışlar bu işi dediğiniz uygulamalar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla belki functional programming'e biraz girip, fonksiyonel programlamaya girip bu dillerden birini öğrenmek faydalı olabilir. Çünkü mesela Prolog kendisi yapı itibariyle bir rule based system'dır. Kural tabanlı bir yapıdır. Bir veri tabanıdır aynı anda dil. Yazdığınız her satır bir veri tabanına kayıt, bir kural tabanına kayıt şeklinde düşünülebilir. Böyle avantajları var. Ama Java'da da işte mesela buna benzer işler yapılabiliyor. Java'yı tercih edenlerin sebebi hani dilin yapay zeka çok uygun olmasından ziyade uygulamayı sonra başka yerlerde başka uygulamalarla birleştirebilecek olması. Hani bu bir önceki sorumuzda da nereden başlamak gerekir sorusuna cevap olarak belki bu dillerden birisini öğrenmek bir amaç olarak, başlangıç olarak konulabilir. Oyunlarda yapay zeka ne kadar gelişmiştir? Bayağı gelişmiştir işte, oynuyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, Satranç diye bir oyun var. Bilenler bilirler. Satranç oyununda mesela Deep Blue diye bir yazılım mesela, değil mi? Bundan kaç yıl önce Grandmaster, hatta World Champion, yani dünya şampiyonunu yendi.
Şimdi artık önümüzdeki basit bir bilgisayar bile bizi yenebilecek seviyede çok çok iyi oynuyor bilgisayar gerçekten. Analiz şeyi çok yüksek, kapasitesi çok yüksek, computation time'dan kaynaklı hızlı analiz yapabiliyor. Ve gerçekten yenmek zor. Dolayısıyla evet buradan başlayabilir. Mesela bir oyun programlamayla başlayabilirsiniz. Klasik de bizim yapay zeka uygulamalarında tic-tac-toe oyunu vardır. Şu belki bilirsiniz işte 3'e 3 bir alanda x, o koyularak hani 3 tane yapınca böyle kazanır filan. Mesela bir tic-tac-toe oyunu 9 ply yani 9 ply diye geçen 9 hamle ilerisini gören bir tane tic-tac-toe uygulaması yazarsınız ve şunu garanti edebilirsiniz ki hiçbir zaman onu yenemezsiniz. En iyi berabere kalabilirsiniz. Çok basit de kodlanabilir. Mesela böyle bir şey yazarak başlayabilirsiniz. İşte 8 vezir problemi vardır, at dolaşma problemi vardır. Bütün tahtayı dolaşacak satranç tahtasında. Backtracking algoritmaları için kullanılır mesela bunlar. Böyle basit algoritmalarla başlayabilirsiniz. Bunları yazmakla başlayabilirsiniz. Ama tabii bunlar hep uygulama. İşin aslında yapay zekayı öğrenmek için işin teorik eğitimini almanız çok şart, çok önemli. Mesela başka şeyler de olmayabilir. Diyelim ki mesela Java programlamayı öğrenmek istiyorsanız bir programlama dilleri temelini almanız, bir algoritma analizi almanız, bir formal diller ve otomata dersi almanız gerekmeyebilir. Java'yı işte alırsınız. Ha, Hello World yazdım ne güzel. Hadi bir şey daha döngü yazdım ne güzel falan böyle öğrenebilirsiniz. Ama yapay zeka konusuna gelince işin teorisi uygulamadan biraz öne geçiyor. Orada teoriyi önce öğrenmek gerekiyor. Aslında şunu söyleyebilirim. Mesela yani şöyle başlayabilirsiniz. Bir arama algoritmalarıyla, search algoritmalarıyla, bir exhaustive search nedir? Kavram yani kavramsal şeyleri anlayarak değil mi işte depth first search değişik arama algoritmaları buradan başlıyor. Genelde böyle başlar algoritma şey yapay zeka kitapları. Bununla başlamakta fayda var. Aslında iyi bir yapay zeka kitabı alırsanız bunun üzerinden gidebilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Peter Norving denilen meşhur birisi var. Dünya çapında yapay zeka kitabı en çok satan kişilerden birisi. Aslında onlar bir ekip 3-4 kişiler ama ben sadece bir kişinin ismini hatırlayabiliyorum. Genelde isim hafızam çok kötü olduğu için. Onun kitabını alıp başlayabilirsiniz. Gayet iyi bir kitaptır. İyi olduğunu da şuradan anlıyoruz. Dünyada en çok okutulan textbook ders kitabı. Ve kendisinin videoları vardı. Hatta online galiba derslerine kayıt olunabiliyordu. Açık bir şekilde ve ücretsiz kayıt olup izleyebiliyordunuz derslerini ve ödevler veriyorlardı ve işte onları yapıyordunuz. Hatta sonunda galiba sertifika falan da veriyorlar. Devam ediyor mu bilmiyorum. Bir internette bakılabilir. Bir de o kitabın devamında takip edebileceğiniz başka yollar var. Mesela işte burada doğal dil işleme demişsiniz. O yollardan bir tanesi. Başka yollar da gidebilir. Yapay zeka öğrenildikten sonra sadece doğal dil işleme değil, başka yerlere de gidebilir. Onun için ayrı kitaplar tavsiye edebiliriz. Ama belki başlangıçta bir yapay zeka kitabı daha doğru olabilir. Çok işleri karıştırmamak açısından. Yani şunu da söyleyeyim. Doğal dil işlemeyle uğraşan insanların hepsi yapay zeka yolundan gelmek zorunda da değil. Başka şekillerde de gidilebilir orada. Mesela istatistikten de gidilebilir. Text processing denilen bir neyse tamam o konuyu şey yapmıyorum. Yapay zeka için Peter Norving'in kitabını tavsiye ederim. İyi bir kitaptır dünya çapında. Peki demiştiniz ki Iron Man'deki Jarvis'i yazmak gibi bir niyetim de yok. Bunu da, bu arada niye yazmıyorsunuz? Yazabilirsiniz canım. Yani şey değil bu sonuçta birazcık zeka birazcık zamanla ilgili bir şey. Peki detaylı bilgi verirseniz çok sevinirim. Bir de başlangıç Vasif Nabiye hocamızın yapay zeka kitabı uygun olur mu? Olur. Yani Türkçe kaynak gerçekten sıkıntılı. Satma şansı da yok. Sonuçta Türkiye Türkçe konuşulan coğrafyaya hitap ediyor. Ama başlangıç için olabilir. Ben de almıştım, bakmıştım. Fena değil. En azından temel kavramların oturması açısından bir başlangıç olarak tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi daha böyle şimdi bir şey biliyorum demek için veya mesela şöyle olabilir. Mesela ben bilgisayar mühendisiyim dediniz. Birisi size sordu. Yani işte bir diziyle siteyi nasıl kodlarsın? Dizi nedir, stack nedir bilmiyorum derseniz insanlar size derler ki hani bu adam bilgisayar mühendisliği eğitimi almamış belli. Yani onu bu kadar basit bir şey bilmeyen bir insan için. Şimdi yapay zekada da bazı kavramlar var. Hani ben yapay zeka biliyorum, eğitimini aldım dedikten sonra bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. O konuları biliyorum diyebilmeniz için Peter Norving'in kitabı daha kapsayıcı, daha genel böyle her şeyle kuran kitaplardan birisidir. O yüzden tavsiye ederim. Ama dediğiniz gibi Türkçe'de kaynak sıkıntısı var. Benim bir yapay zeka video serisi çekmek niyetim vardı. Evet. Bu birkaç üniversitede verdim bu dersi ben. Yapay zeka dersini. Peter Norvig'in kitabını ben de okutmuştum. Başka kitaplar da var bu arada. Sadece ona takılmayın. Ben hani epey bir kitap inceledikten sonra kitaplardan da öğrendim. Tek kitap o değildir. Bir ara inşallah kısmet olursa şey yapacağım. Bununla ilgili bir video serisi hazırlayacağım. Çok fazla video serisi şeyim var, planım var. Yavaş yavaş yani böyle acelemiz yok. 3 sene, 4 sene içinde inşallah tamamlayacağız. Bilgisayar mühendisliği eğitimlerinin teker teker videolarını çekiyoruz.
Başladığımız işleri bitirelim. Sonra yeni işlere başlarız. Bu da daha henüz başlamadığımız, ileride başlayacağımız, belki 1-2 sene içinde çekeceğimiz video serilerinden birisidir. Ama durum böyle. Zannediyorum sorularınıza cevap oldu. İyi bir kitap alın, teorisini öğrenin öncelikle. Tabii bütün bunlardan önce şunu kabul ediyorum. Programlama dillerini bildiğinizi, basit veri yapılarını bildiğinizi, işte basit algoritma analizi tekniklerini bildiğinizi falan kabul ediyorum. Çünkü bunlar gerekecek. Yani graf teori gerekecek. Biliyor olmanız lazım. Başka derslerde öğrenmiş olmanız lazım. O yüzden yapay zeka genelde 4. sınıf okulundan bir derstir. Çünkü bilgisayar mühendisliğindeki artık çoğu şeyi bildikten sonra yapılacak işlerden birisidir. Genelde böyledir durumu ama tabii hiç bilmeyen insanlar da okuyup başlayabilirler. Bunu engelleyen bir şey yoktur. Umarım çok